Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bissalihin. Evet, bugünkü dersimiz Arapça. Yedinci dersteyiz. Tabi derse başlamadan bu kitabın hazırlanmasında emeği olan sağda gördüğümüz www.tekellüm.net sitesine ve sahibine, hazırlayanlarına teşekkür ediyoruz. 7. ders yine işaret isimleri, bunlardan tilke. Daha önce hazeyi gördük, hazihi gördük, ezelike, şimdi sıra tilke. Evet. Misalde هَذِهِ طَيِّبَةٌ şeyimizi de, kalemimizi de açalım. هَذِهِ ismi işaretti. Yakınlık içinde. هَذِهِ bu nedir veya kimdir? طَبِيبَةٌ bir tabibedir. Yani tabip, erkek doktor, tabibe de bayan doktor oluyor. Ve tilke, şu ise ve o ise kimdir? Mümerrizatın bir mümerrizadır, yani hemşiredir. Yani mümerrize, burada T olduğu için müennestir, yani dişildir, kadındır. Onun için tilkedir. Erkek için zelike gelir, kadın için tilke gelir demiştik. Yani ya kadın için, dişil için gayri akıl, çoğul için, yani çoğul, meyatsal, gayri akıl olursa yine tekil olan tilke gelir. Burada mümerrizatın müennes olduğu için, dişil olduğu için tilki olarak gelmiştir. Tam olarak bu bir bayan doktordur ve şu da bir hemşiredir anlamına gelir. Bu, yani yakında olan herzihi, şu da ileride olan mümerrizda. Yani erkek olursa mümerrizat, yani hemşire, bayanlar için hemşire veya işte hemşir mi deniyor, ne diyorsa hasta bakıcısı. Bunlara da tabi mümarrat denir, yani sonunda t'siz. O zaman da zelike olur bu. Erkek olursa tilke yerine zelike gelir. Tilke, uzak dişilere işaret etmek için kullanılan bir işaret ismidir. Tilke üç parçaya ayrılabilir. Birincisi T harfi. Burada tabi Y var ama Y olmaması lazım. Yani veya Y aslında var fakat yazılırken böyle diğer ismi işaretlerde olduğu gibi diğerlerinde mesela hemze veya elif yazılmamış ama okunuyor. Burada da T Y'li olabilir. T harfi var. Efendim, lam harfi var. Lam harfi. Ya, T ismi işaret için. Aynı Z erkeklerde, T de kadınlarda. Uzaklık için lam gelmiş. Değil mi? Şeyde, tilkede. Yani zelike olduğu gibi. Yani bu dişi için diyelim.
diğer erkek için olanları yazalım. Burada erkeklere T yerine Z harfi var. Lam aynı. Hem erkek hem kadında lam aynı. Zelike, tilke. Kef de aynı şekilde sana anlamına gelen ke. Şey olursa yani kef harfi burada muhatap ya, birisini muhatap alıyor. Burada üstün olduğu zaman şey oluyor. Yani erkek oluyor. Evet, bazı gramerciler, yani nahiv alimleri, nahiv uleması diyelim. Sarfçılar var, bir de nahivciler var. Sarfçılar kelimenin böyle yapısıyla uğraşır, harfleriyle. 3 harfli mi, 4 harfli mi, 5 harfli mi? Gramerciler de harekelerle uğraşır, irapla uğraşır yani. Burada K'nin de aynı lam gibi mesafenin uzaklığını vurguladığını söylemişlerdir. Yani K bazı gramercilere göre uzaklık için, şuradaki K bazıları da lam gibi, lam nasıl uzaklık içinse kef de uzaklık için demişlerdir. Yani bu Basra ve Kufe alimleri, bunlar böyle nahiv ilminde bayağı bir görüş beyan etmişler. Biraz farklı farklı. Yani biri Basriyyun, biri Kufiyyun diye zikredilir nahiv kitaplarında. Bunlar böyle görüşlerini söylemişler. Evet. Aşağıdaki tabloda tilkenin özellikleri verilmiştir diyor. Tabi bunlar zelikede de görmüştük. Zelike. Şuraya yazayım. Bazen yazıyorum. Videoda gözükmüyor. Onun için dikkatli yazayım da dışına sızmasın. Şimdi zelike erkek için, tilke kadın için. El-ba'id yani uzakta olan için. Ba'id uzak demek. Tilke hem zelike hem tilke uzakta olan için. Tilke müennes için. Kadın için. Zelike erkek için. Ve ikisi de hem zelike hem tilke müfred için. Tekil için yani. Yani tek sayı, tek kişi veya tek bir madde veya tek bir eşya, bunlara da zelike veya tilke kullanılır. Zelike mesela zelikel kitap Bakara suresinde. Zelikel kitap. Evet. Mesela tilke ayatun diye başlayan sureler var. Tilke ayatul kitabil mübin diye başlıyor mesela. Bunlar işte Kitab-ı Mübin'in, Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Mesela Zalike'nin tek olarak kullanıldığı ayet Necm suresinde müşrikler dediler ki hani melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Ama kendileri erkek evlat sevdasındaydı. Bu taksim yani bu onların görüşlerine cevaben Cenab-ı Hak ne buyurdu? Sanırım tilke iden kısmetün dize. Yani siz kendinize erkeklere layık görüyorsunuz, erkek evlatları. Yani bana da yani Allah'a da kızlarımı layık görüyorsunuz. Bu çok kötü bir taksimdir yani, taksim etmektir gibi böyle bir şeyi var orada, hitabı var. Orada kısmet kelimesi yani taksim manasına, kısmet o demek. Pay manasına geliyor yani. Bu kötü bir paydır diyor Hazreti Allah. Orada tilke müennes olduğu için ayet-i kerimede şöyle yazayım. Kısmetün Necm suresinde bakabilirsiniz. Kısmetün müennes yani dişi olduğu için tilke gelmiş. Tilke izen kısmetün dize diye orada şey yapıyor, cevap veriyor. Yani kısmet tekil bir kelimedir.
pay manasına veya kısmet manasına işte. Efendim hani kader konusunda da kullanılır ya, bu benim kısmetim, senin kısmetin. Yani payına düşen demek. Benim payıma bu düşmüş, benim kısmetim bu anlamında. Zaten taksim kelimesi de buradan geliyor yani. Kısmet, sülasi, üç harfli. Yani kaseme, akseme, bir de kasseme var. Kasseme paylaştırmak yani. Taksim paylaştırmak anlamına geliyor. Paylaştırmak. Kısımlandırmak veyahut da. Tilke böyle. Bütün işaret isimleri, ismi işaretler marifedir. Çünkü bilinen, yani marife bilinen demek. Bekannt, Almanca bekannt. Bilinen demek. Yani bilinen bir şeye zaten işaret edilir, değil mi? Mesela Almanca'da da ne denir? Diza, dize veya dizes denir. O da ismi işarettir yani. İşaret ediyor dize. Çünkü marife bilinen bir şeyi işaret ettiği için marifedir. T'deki Y harfi lam ve kaf ile birleşince düşmüş. Lam sükun almıştır. Böylece tilke meydana gelmiştir. Bugüne kadar öğrenilen ismi işaretlerin özeti şudur. Mesela Esmaül işareti lil karibi demiş. Yakın için olan işaret isimleri. Misal, hâzâ Muhammedun. Bu Muhammed'dir. Yani bu bir Muhammed'dir denmez. Çünkü bir şeydir. Nekrede kullanılır. Muhammed marife olduğu için bu Muhammed'dir denir. Bu bir Muhammed denmez. Bu Muhammed'dir. Zelki Hamidun. Hamid. Oradaki de Hamid'dir. Veya biz Türkçe'de daha ziyade Hamid ismi kullanıyoruz. Ama Hamid de aynı manaya geliyor yani. Hamid ile Hamid aynı manaya, sadece Hamid. Hamid'de bir çokluk var. Yani çok hamd eden demek. Veya hamd olunan demek. Yani İmneki Hamidun Mecid şeyde, Salli Barik'te. Mesela alim var. Başka bir misal vereyim. Anlaşılması için. Alim var. Şöyle. Alim var. Bir de alim var. Alim. İkisi de manası aynı. Sadece alim daha çok bilen anlamında. Alim belirli bir şeyleri bilen, ama alim her şeyi bilen. Yani Allah'ın sıfatlarından zaten. Efendim. Alim yani her şey, Alwissender gibi, böyle hani Almanca Alwissender deniyor ya, onun gibi o anlama geliyor. Alim de bir şeyi bilen. Mesela alimul gaybi ve şehadeti. Orada sade gaybi ve şehadete izafet edildiği için alimul gaybi ve şehadeti denilmiş. Yani aynı Hamid de öyle yani. Fazla uzatmayayım. Hamid, hamd eden. Hamid de çok hamd eden veya çok hamd olunan. Yani hamid burada isim meful manasına da gelir bazen. Çok hamd olunan anlamına da gelir. Yani hamid aslında mahmud anlamına da gelir yani. Mahmud isim mefuldür. Evet. Hamid, hamd eden. Mahmud da hamd olunan, yani övülen. Türkçe'de övülmek manasına. Hani lob, lobun gibi. İşte daha önce de bu misaller vardı. Muzaf ve muzafun ileyh'te de bunlar kullanılabilir. O zaman ismi işaret sona geliyor. Bakın burada sona gelmiş. Mesela kitab-ı men heze. Bu kimin kitabıdır? Heze yakınlık için. Efendim men de burada demiş mebni'nin ala sükun, ala sükuni, sükun üzerine mebnidir. Yani nun cezimlidir. İzafetle harekesi değişmez manasına geliyor. Mebni o demek yani. Statiş. Yani Almanca'da statiş, dinamiş var, statiş var. Statiş değişmeyen demek, statik. Değişmez yani, mebni. O anlama geliyor. Evet, zaten açıklamış. Yukarıdaki örnekte men kelimesi muzafun ileyh'tir. Muzafun ileyhin her zaman mecrur
kesreli yani olduğunu biliyoruz. Ancak men kelimesi sükun üzere mebnidir. Yani Arapça tabirle mebniyün ale sükun. Ale sükun olması lazım ama ala sükunun yazmış. Efendim, ale sükun veya sükunun. Yani sonundaki sükuna hiçbir amil, yani harfi cer o sükunu değiştiremez. O devamlı cezimli kalır. Çünkü harftir. Harftir. Harfler mebnidir. Harekeleri mebnidir. Hani bir kelime ya harf, ya isim olur, ya fiil olur, ya harf olur demiştik zamanında. Harfler böyle işte ala, men, ila gibi. Bunların harekesi değişmez. Sonundaki harekesi. Şimdi misallere geçeceğiz. Şimdi burada bir tekrar edeyim. Kitab-ı men haza. Burada haza izafetten dolayı sona gelmemiştir. Sadece soru olduğu için sona gelmiştir. Mesela Türkçe'de tam olarak birebir bunu tercüme edersek Türkçe'ye bunun anlamı şudur. Kitab-ı men haza. Kimin kitabıdır bu? Yani mesela Almanca'da da böyle. Wessen Buch ist das diyoruz. Yani hep subjekt hep sona geliyor soruda. Aynı Arapça'da da böyle yani. Şimdi burada Türkçe'de böyle özellikler var. Bu kimin kitabıdır? Ama bunun tam olarak birebir tercüme edersek kimin kitabıdır bu dememiz gerekiyor. Ama bu da bu şekilde de tabii kural veya gelenek diyelim veya böyle konuşulduğu için bu şekilde tercüme ediliyor. Şimdi biraz misaller var. Tabelamız var. Çoğul, ikil, tekil. Yani bu ismi işaretler. Çoğulu, tekili var. Bir de şey var yani. Dual var. İkilisi var. Mesela ne demiş? Zerke vardı değil mi? Hani orta uzaklıkta olan. Bir de müennesi teke var. Hani zelike var. Heze, zeke, zelike. Efendim hezihi teke var. Bir de tilke var. Buraya almamış. Yani aşağıda alacak. Bunların tabi ikilleri var. Burada zeyniki demiş. Zeynike. Hani izafet olursa veya harfi cer olursa ne oluyordu? Şu elif y harfine dönüşüyordu. Zeynike'de. Şu yani şu z'den sonra gelen y harfine dönüşüyor. Çünkü tesniyelerde yani duallarda elif izafetle veya başına harfi cer geldiği zaman y olur. Ondan sonra çoğulu da ülaike. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Ülaike. Çoğul için. Mesela ne diyor? Şeyde ülaike, Abese suresinde ülaike humul keferatul fecera diyor değil mi? Yani o şeyler için. Cehennemlikler için diyelim. Onlar işte kafirlerdir, facirlerdir diyor. Ülaike o demek yani. Aynı müzekkerde de ülaike, müenneste de ülaike. İkisi için de ülaike. Sadece burada müzekkerle müennes arasında fark T harfi. Tekilde ve ikilde yani dualda T harfi var. Çoğulda ikisi de aynı. Efendim, zelke ile terkeydi. Bu da aynı zelike de aynı şekilde. Zelike de çoğulları ülaike ikisinin de. Hani zelikenin çoğulu da ülaike, tirkenin çoğulu da aynı şekilde ülaike. Evet. Heze bu müzekker isimlerin gösterilmesinde kullanılır. Ondan sonra heze şeyde
İkil olursa, yani iki kişi olursa hezani denir. Efendim, nasb halinde veya cer halinde de hezeyni denir. Hezeyni. Yani elif, şu hezanideki ortadaki elif bir harfi cer veya izafet geldiği zaman şey olur. Hem haleti nasbı, yani şey olduğu zaman, yani ismini nasb edenler geldiği zaman veya harfi cer geldiği zaman hezeyni olur. Mesela inne geldiği zaman inne hezeyni olur misal. Yani inne enne ke enne vardı yani avamilde. O zaman veya mesela lamla bir harfi cere misal verelim. Lam harfi hezeyni önüne geldiği zaman hezeyni olur. Hezeyni olur. Evet. Heze kalemin, bu bir kalemdir. Heze tavrun demiş. Tavr, bu bir öküzdür. Tavr. Hani Sevr isimleri var ya şeyde. Sevr mağarası var mesela. Efendim. Hezihi bu. O da bu manasında. Aynı heze gibi. Müennes isimlerin gösterilmesinde kullanılır. İkincisi de hatani olarak gelir. Yani dual tesniyesi hatani gelir. Şeyi de nasb ve cer hali de hatayn olarak gelir. Burada sadece nasb hali yazmış ama cer hali de, yani harfi cer önüne geldiği zaman, bu ikisinin önüne geldiği zaman hem nasb hem de harfi cer geldiği zaman ikisi böyle elif orada y'ye dönüşüyor. Mesela hâzihi medrasatun, bu şimdi müennese misaldi. Yukarıdaki ikisi müzekkere, yani erkek, eril kelimelere, cümlelere misaldi. Bu da müennes olan, dişil olan kelimelere misal, cümlelere. Hâzihi medrasatun, değil mi? Sonunda T var, kapalı T. Tâ-i merbuta deniyor ona. Burada da bagaratun var. Aynı şekilde bu da nedir? Müennes bir kelimedir. Tabi haza ve haülâ'nın çoğulları da yukarıda ülâkeydi ama burada haza ile haülâ'nın şey haza ve hazihinin çoğulu da haülâ'i'dir. Evet, haülâ'i. Yani toparlayalım. Yakında olan, yakınımızda olan böyle birkaç kişi, yani çoğul 3'ten 3 veya 3'ten fazla olan kişileri göstermek için heülâ gideriz. Yani bu erkek olsun, kadın olsun fark etmez veya karışık da olsa fark etmez. Uzakta olan kişileri gösterdiği zaman da ülâ ederiz. Yani aradaki fark bu. Yani kef harfi uzaklığı beyan ediyor. Yani lam da aynı şekilde. Mesela men heülâ il evlat. Bunlar kimin evlatlarıdır? Demiş. Yani bu çocuklar, bu evlat kimindir? Kimin çocuklarıdır? İkincisi, ehüm ebnâüke. Onlar senin çocukların mı? Veya senin çocukların mıdır? Efendim. Cevap la, hayır. Hüm ebnâü ahî. Onlar erkek kardeşimin çocuklarıdır. Evet, şimdi tabi Arapçada talip kuralı var. Yani burada çocuklar mesela hani demiştik ya, kadın erkek bir gruba selam verince ne der? Esselamu aleyküm denir. Yani müzekker sırasında. Hani Esselamu aleyküm ne denmez. Hani devamlı kadın erkek karışıksa, böyle işaret edilen veya mevzu bahis olan kişiler, o zaman erkek sırası kullanılır. Burada da hüm ebnai ahi, bunlar benim erkek kardeşimin çocukları da denilebilir yani. Yani burada oğulları yazmış ama yani hem kız hem erkek için de kullanılabilir.
veya sade erkek çocuklar için de kullanılabilir. Zalike o, uzakta olan bir şey için bu şiirine kullanılır. Müzekker, yani Türkçe'de de var ya bu, şu, o, bu, heze, efendim, şu, zeke demiştik, hani lamsız, zeke, orta uzaklıkta, şu anlamında. O, yani uzaktakini işaret etmek için de zelike demiştik hani. Müzekker isimlerin gösterilmesine kullanılır. İkili zenike, nasb halinde zeynike demiş. Nasb veya cer halinde diyebiliriz yani. Efendim. Evet, misaller geliyor. Me zalike, o nedir? Yani oradaki nedir? Uzaktaki. Efendim, şimdi zalike bazen yani ilmi belagatta, belagat ilminde tazım içinde kullanılır. Yani bir şey hürmet içinde kullanılır. Mesela zalike kitap, Hazreti Allah kitabına hürmet için orada zalike kullanmış. Hani herzel kitap dememiş, yani önümüzdeki şu hemen yakınızdaki kitap dememiş. Zelikel kitap, yani tazim için hürmet ediyor kendi kitabına, kelamına. Onun için orada zelikel kitap kullanıyor. Bakara suresindeki misalimizde. Yani onun için mealcilik bu yönden iyi değil. Yani belagatı, fasahatı anlamak zor olur sade mealle uğraşırsa. Onun için mealcilik değil, tefsircilik diyelim. Tefsir okumak gerekir. Yani tefsir çeşitleri var. Kimi lugavi tefsir yazmış. Hani yani kelimeleri araştırarak, inceleyerek, değil mi? Zemahşeri gibi tefsir yazmış. Kimisi işare tefsir yazmış. Kimi keşfi tefsir yazmış. Yani biraz daha böyle maneviyat veya keşif üzere kurulu yazılı tefsir. Yani Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyanı gibi. Yani bunları böyle anladığımız, yani okuyabildiğimiz kadar okursak, lügat sadece sözlüğe bakarak Arapçayı anlamanın, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifi anlamanın iyi bir şey, normal olmadığını bu şekilde anlamış oluruz. Evet. Zalike necmun, uzaktaki o yıldızı, çünkü yıldızlar bize uzak semadalar, bilmem kaç bin kilometre uzaklarda. Efendim, bakın necmin diyor. Necmin yıldız demek. Yani kendi ışığı olan gök cisimlerine necim denir. Güneşten ışık alan gök cisimlerine de necim şey denir, kevkep denir. Yani gezegen. Hani Yusuf suresindeki kevkeben diyor ya, ben 11 tane şey gördüm, gezegen gördüm, işte güneşi, ayı gördüm diyor. Hani bana secde diyorlardı. Necim kendi ışığı olan, yani güneş anlamında, yıldız anlamında, şeyde, kevkepte bir güneşten ışığını alan gezegen anlamına geliyor. Heze mescidun, bu camidir. Zelike beytun, o uzaktaki de bir evdir. Yani nekre olduğu için beytün bir anlamı çıkıyor yani. O bir evdir. Herhangi bir ev. Ezelike, şimdi sorular geliyor. Ezelike kelbün, o köpek midir? Şimdi bu PDF dosyası olmadığı için buna yazamıyorum. PDF dosyalarına yazabiliyorum. Bu bir şey, HTML sayfası olduğu için. Şimdi mesela ezelike kelbün, hani demiştik ya yukarıda, bazen ismi işaretler soru olduğu zaman sonra da gelebilir. O zaman şey de olabilir yani bu. Ekel bin zelike. Bu bir köpek midir? De veya o bir köpek midir de denilebilir. Ama burada ezelike kelbin demiş. Efendim. Men haza ve men zelike. Men haza, bu kimdir? Yani şu yanım hemen önümüzdeki kimdir? Ve men zelike, o ilerideki kimdir? Böyle anlaşılabilir. Efendim.
müderrisun. Bu bir öğretmendir. Yani müderris de mi? Ders veren demek. Yani bunun üç harfisi ders. Derasa var. Bir de derrasa var. Derasa öğrendi. Yani studium için de kullanılıyor. Şeyde. Yani Almanca'da. Mesela ene adrusul arabiyye. Ben Arapça öğreniyorum. Yani studium yapıyorum. Yani müderris de ders veren anlamına geliyor. Yani tedrisat, derrasa, yüderrisu, tedrisen, fevve müderrisu diye böyle müderris. Ve zelike imamın, oradaki de nedir? Bir imamdır. Yani şimdi ikili dual demiştik, yani tesniye. Hebani, bu iki kişi kimdir? Bu ikisi kimdir? Müderrisani, iki öğretmendir. Veya bu ikisi öğretmendir. Ve zanike, efendim, talibani, bu ikisi de talebedirler. Şimdi zanike yerine bazen şey de kullanılır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de vardır misalleri. Zelike, zelikuma diye de kullanılıyor. Veya tilküma şeyde. Mesela Adem ve Havva, Adem Aleyhisselam ve Havva radıyallahu anha, bunlardan bahsederken mesela tilküma denir diyor. Yani bu mesela bu cennettir diyor. Hani size işaret ediyorum. Oradaki diyor cennettir diyor. Hani tilkümel. Zelküma var, tilküma var. Burada ama şey olarak almış, zeyanike. Yani çeşitli varyasyonları var. Mesela başka misal ne diyor? İftah zeynike. Zelik. İftah zeynikel bebeğini. O iki kapıyı ve teynikel nafideteyni. Bu iki kapıyı ve iki pencereyi aç demiş. İftah, fethetme, açmak manasına yani. İftah, hani miftah demiştik, anahtar, yani açmak için kullanılan. İftah da aç manasına göre, emir kipinde. Yani İftahil bab ya Allah diyoruz ya, dua ederken İftahil bab ya Allah, Allah'ın bir kapı aç veya kapıyı aç, nasip kapısını aç manasına. Bu şekilde iftah. Yani iftah emir ya, burada ne yapmış? Zeynike, hani nasip hali demişti yukarıda ya. Yani şey yapanlar, iftah burada bunun mef'ulü bihi oluyor. Şeyin, zeynike, iftahın mef'ulü bihi olduğu için zelike ne olmuş? Burada elif ye olmuş yani. Zeynike olmuş. Aynı şekilde burada da iftah üzerine atıf olmuş. Vav, iftah üzerine atıftır. Yani veftah, teynikel nafideteyn manasına iki pencereyi aç diyor. Burada da aynı şekilde teynike iftahın mef'ulü oluyor. Mef'ul olduğu için de fetha, yani haleti nasbi ye ile oluyor. Tesniye olduğu için. Tilke, o uzakta olan bir şey için bu şu yerine kullanılır. Müennes isimlerin gösterilmesinde kullanılır. Mesela iki de ikilisi teanike demiş. Haleti nasbı, nasb hali teynike. Yani şey de işte haleti cerri de aynı şekilde. Hazihi minel hind ve tilke minel beyan, minel yaban. O hazihi, bu kadın diyelim. Yani hazihi olduğu için kadın olduğu anlaşılıyor. Efendim, hani biliyorsunuz Arapçada iki cinsiyet var. Almanca'da üç. Hazihi, o kadın, yani bu kadın nereden gelmiştir? Minel Hindi, Hindistan'dan gelmiştir. Veya Hintlidir. Hintlidir, Hindistanlıdır. Ve Tilke, o da Minel Yaban, o da Japonyalıdır. Japonyalıdır. Hatani, tabibetani, hani hazihi tabibetun vardı yukarıda. Burada iki kişi olunca hatani oluyor. Hatani, hazihi olduğu için. Hani erkek olursa haza, olursa hazani, hazihi olursa da hatani oluyor. Tabibetani, iki doktor.
Tehanike, bu da tilkenin şeyi, ikilisi, duali, iki kişi için kullanılan tesniyesi. Bu da tehanike, mumarrıdatani, bu ikisi de diyor hemşiredir diyor. Yani mumarrıdatani şeyden geliyor, üç abdesi maraz, yani hastalık, marazdan geliyor. Yani hastalığı artık iyi eden veya hasta bakıcı anlamına da gelebiliyor demek ki. Sorumuz var. Men yeskünü fi tinikel fillateyn demiş. Ha, filla yani villa diyoruz ya, hani bu İngilizce'de de vav ya veya v harfi fav okunduğu için f gibi. Araplar da bunu böyle olduğu gibi almışlar İngilizce'den, filleteyn yani filla diyorlar onlar. Filla iki tane olduğu zaman da filleteyn oluyor. Bakın harfi cer geldiği için ne yapmış? Filletan aslında. Filletün, filletani. Fi harfi cer. Buradaki filletani elifi diye yapmış. Bakın filleteyn olmuş. Ülâike onlar. Bu da tizâlike ve tilkenin çoğuludur. Men ülâike ricâlu tuval. O uzun boylu adamlar kimdir? Hâ ülâi etibbâ'u ve ülâike mühendisûn. Heulâi etibbâ'u, bunlar doktordurlar ve ülâike onlar da mühendisûne, mühendistirler. Zâke var. Bu da lamsız yani. Zâlike değil de zâke. Şu yani bu ile o arasındaki ifadeler. Yani bu, şu, o var Türkçe'de. Zâke de böyle şu anlamında yani. Hemen önümüzde değil, biraz azıcık ileride şu. Efendim bu da heze ne demiş? Mektebul, müderrisi ve zâke kürsiyuhu. Bu müderrisin masasıdır. Yani masanın yanında duruyor diyelim. Oradan birisi diyor ki bu müderrisin masadadır, masasıdır yani şu önümüzdeki. Ve zâke o ilerideki de nedir? Kürsiyuhu onun sandalyesidir. Yani masanın diyelim önüne durmuş. Önündeki hemen masa onun ilerisindeki yani masanın önündeki de sandalye oluyor. Yani o önünde dikilenlere karşı biraz daha birkaç adım daha ileride olduğu için ne oluyor? Zâke oluyor. Zelke. Zelke olursa uzakta anlamında. İşaret zamirleriyle bazı durumlar demiş. Vakti de kontrol edelim. Zelke, tilke, ülaike zamirlerinin sonundaki kef bazı durumlarda ke, küm, künne ile değişebilir. Mesela zelküm Zâliküm el kalemü sagîrun. Size söylüyorum, işaret ediyorum. O kalem küçüktür. Yani zâlike yerine zâliküm yani. Çok kişiye söylendiği zâlike tek kişiye kes, tek kişiye söylendiği zaman zâliküma iki kişiye söylendiği zaman bir de zâliküm çok kişiye söylendiği zaman. Evet. Zalikünne yani bayanlara bakın burada nun bayanlar için cem-i müennes için bayanları size söylüyorum şu kalem küçüktür. Zalikünnel el kalemani Zalikünnel kalemani sagirani. Ülâike ricâlü muallimûn. Ha, ülâiki. Hani demiştik ya, ülâiki olursa erkeğe söylüyorum. Ülâiki olursa, kef esreli olursa bayan için kullanılır. Ülâiki. Sana söylüyorum. O adamlar öğretmendir. Yani buradaki ülâiki şey
cemidir yani. Cemidir. Çoğuldur. Meyatsal. Er-Ricalu da aynı şekilde. Muallimune, bu da Er-Ricalu'nun şeynesidir, haberidir. Yani Er-Ricalu muallimune. Ülaike Er-Ricalu nedir? El-Muallimune muallimlerdir. Ama Ülaike Er-Ricalu el-Muallimun olursa o zaman haber olmaz. Onun sıfatı olur. Yani cümle tam olmuyor o zaman. Burada Ülaike Er-Rical olduğu için çoğul olarak gelmiş. Limen zâlikel beytü ya Bilal? Bu ev kimindir ya Bilal? Bilal'a soruyor. Kimin evidir bu? Limen zâlikel beytü? Yani ke, buradaki zâlikedeki ke, tek kişi. Bilal'a hitap olduğu için ke, tek kişi. Limen zâlikümül beytü ya ihvan? İhvan, kardeşler demek. Yani ahonun cemii olduğu için burada zâlikum gelmiş. Çok kişiler. Çok kişilere işaret ediyor. Çok kişileri muhatap alıyor kendisine soru sorarken. Limen zâlikil beytü ya Meryem. Burada da aynı şekilde Meryem kadın olduğu için zâliki esreyle gelmiş. Bu ev kimindir ya Meryem? Limen zalikünnel beytu ya ehavat. Zalikünne, zalikünne. Bu da işte bir şey, çok kadınlar yani. Kadınlar topluluğuna sesleniyor. Ey kardeşlerim ya da kız kardeşlerim, bu ev kimindir diyor. İşte bu çeşit kullanım zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bu tarz kullanım mevcuttur. Hani şeyde demiştik ki en tilkümel cennete. Orada tilküme Adem ve Havva'ya muhatap olarak şey oluyor yani, cenneti işaret ediyor. Seyyaratul müdiru hezihi cemiletun. Müdürün bu arabası güzeldir. Hezihi. Limen cevazul seferi heze. Yani cevazu sefer, pasaport anlamına geliyor. Yani cevaz, cevaz şey yapmak, izinli olmak demek. Yani şeye, sefere, yolculuğa izinli olmak, dış ülkeye giderken. Pasaport. Erini saateke hazihi. Bana şu saatini göster. Erini bana göster. Neyi? Saateke. Saateke, senin saatini. Hezihi. Hezihi de ke, her ne kadar erkeği muhatap alıyorsa da saat müennes olduğu için, müennes bir kelime olduğu için hezihi kullanmış. Yani saat. Buradaki te, saat başlı başına yazıldığı zaman buradaki te kapalı te'ye dönüşüyor. Şimdi burada kefe, kefle birleştiği için kapalı te açık te oluyor ve kefe birleşiyor. Ama hazihi burada saat için gelmiş. Kef de erini, yani bir erkeğe muhatap ettiği için burada ke olarak gelmiş. Ki değil de. Ayrıştırıcı zamir kullanımı, yani zamiri fasıla, fasıl zamiri, müpteda ve haber arasında hâzâ racülün, bu bir adamdır. Yani hezenin kullanıldığı yerlerden birisi de fasıl zamiriymiş. Hezer racülü, bu adamdır. Yani hezer racülün, bu müpteda haber, burada cümle bitiyor, mana tam oluyor. Ama hezer racülü, bu adamdır, da tam bitmiyor. Yani hezer racülü, burada yani bir açıklık kalıyor. Bir, yani bu adam şeklinde anlaşılıyor, cümle eksik kal diyor zaten. Devamı gelecek şekilde yanlış anlaşılmaya neden olmaması için şu şekilde de yazılabilir. Hâzâ hüver racülü. Evet. O zaman ne oluyor? Hüver racülü şey, yani hâzânin haberi oluyor. Cümle tam oluyor. Tabi bu tür kullanım zorunlu değildir demiş. Hâzihi hiye seyyâratu. Bu bir arabadır.
Şimdi hezi seyyaratu dense şu hiye olmadan o zaman bu araba anlamı çıkar ama cümle tam olmaz. Yani bu araba neden bu araba diyor. Ama hezi hiye seyyaratu denildiği zaman yani bir şey veriyor, bir vurgulama yapıyor. Bu bir arabadır, bu arabadır anlamı çıkıyor. Sadece araba olduğunu kastettiğini burada belirtmiş oluyor. Sonra son misalimiz Heulâi hünnel müslimât. Efendim. Heulâi onlar ya da bunlar kimlerdir? Hünne el müslimati Müslüman, hünnel müslimati bunlar Müslüman bayanlardır. Evet. Dersimiz burada son. Tabi Arapça dersi yeni bir lisan öğrenmek kolay değil. Yani cümle yapısı, zamirler var, işte daha önce de görmüştük. Harfi celler var, ismi nasbeten var. İrab var, amil var, mamul var. Tabii ki biraz zor bir konu. Onun için biraz yavaştan yani böyle biraz daha kolay konularla gidiyoruz. Allah zihin açıklığı nasip etsin. Evet, bu kadar yeterli diyelim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.